İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayın ikiye ayrılması. Peygamber-i Zişan'ın bir işaretiyle gökyüzünde dolunay ayrılmıştı ikiye. Velid İbni Mugire ve Ebu Cehil bir gün mübarek huzura gelerek o Resulün dediler, hakikaten peygambersen sen eğer, şu gökte duran ayı ikiye ayırıver. Onlara buyurdu ki Peygamber Efendimiz, eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? Müşrikler cevabında hemen evet deyince, Peygamber Efendimiz dua etti hemence. Ayın 14'ü olup, ay yuvarlak idi tam. Geldi halkın içine Resul aleyhisselam. Mübarek parmağı ile işaret eyleyince, ay ikiye ayrıldı, mucize gereğince. Yarısı Ebu Kubeys, yarısı Kuaykıan, dağları üzerinde görünüverdi o an. Bir müddet öyle durup, sonradan birleştiler. Bu hale gözleriyle şahit oldu müşrikler. Birkaçının ismini söyleyip Resul o an buyurdu, şahit olun ey filan ve ey filan. Sonra Müslümanlara seslenip bizatihi buyurdu, ey müminler şahit olun siz dahi. Müşrikler mucizeyi gördüler de aşikar, yine inatlarından ettiler onu inkar. Dediler, Muhammed'in sihridir bu da artık. Zira kabul eder mi bunu akıl ve mantık? Eğer bu Muhammed'in bir sihri değil ise, her yerden görülmüştür o zaman bu hadise. Başka yerlerden gelen insanlara soralım. Onlar da görmüş müdür, bunu araştıralım. Ayın bölündüğünü onlar da görmüş ise, deriz ki sihir değil, gerçektir bu hadise. Onlar aralarında konuşup böyle hemen, bunu araştırmaya başladılar acilen. Dışarıdan Mekke'ye gelenlere sordular. Dışarıya adamlar gönderip, sordurdular. Her kime sordularsa onlar bu hadiseyi, hepsi gördüklerini söylediler bu şeyi. Hep ittifak halinde dediler ki şöylece, evet, ay iki parça olmuştu filan gece. Ayın 14'ü olup tam tepsi gibiydi ay. Hadiseyi o gece gördük biz gayet kolay. Her kime sordularsa bu şeyi o müşrikler, her birinden hep aynı cevabı işittiler. Ama inkar ettiler yine bu mucizeyi. Halbuki gözleriyle görmüşlerdi bu şeyi. İnkarcıların başı Ebu Cehil'di yine. Başladı ifsad eden inkarcı sözlerine. Dedi, Ebu Talib'in yetiminin bu sihri, başladı yerden sonra göklere de tesiri.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, dünya müminin hapishanesi, ölüm hediyesi, cennette varacağı yerdir. Dünya kafirin cenneti, ölüm korkulu rüyası, cehennemde varacağı son duraktır buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu veçhe. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Efendim İstanbul'dan Hilmi Karaslan, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Efendim iki sualim var. Birincisi, bu online alışveriş, internet sitelerinden yapılan alışveriş sahih mi hocam? Yani fasit alışverişe girdiği için caiz değil diye birinden duyduk da. Böyle bir şey var mı efendim? Peki efendim. İkincisi de efendim özellikle cuma namazlarında hocanın arkasına durmaya çalışıyorum ama bazen hocanın arkasına dursam da hoparlörün sesi hocanın sesini bastırıyor. Bu durumda namazın ne oluyor mu olmuyor mu efendim? Peki efendim. Peki ellerinizden öperim efendim. Estağfurullah. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden istifade etmemizi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarına hayra tebdil etmesini yine Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanlar da muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de bize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ederiz. Daha doğrusu bir hadis-i şerif var. İnsan sevdiğini çok zikreder buyuruluyor. Peki en çok sevilecek olan kimdir? Her nimeti veren Allah-u Teala'dır. Ve her an hatırlamak gerekir. Yani ne gibi diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Nimet geldiği zaman şükredeceğiz. Musibet, dert, bela geldiği zaman sabredeceğiz. Çünkü her ikisini de gönderen Cenab-ı Hak'tır. Burası imtihan yeridir. Sabredilirse neticesi hayal bile edemeyeceğimiz şekilde nimetlerle doludur. Peki reddedilirse neticesi hayal bile edemeyeceğimiz felaketlerle doludur. Efendim ben ikisine de inanmıyorum. Boşa gönlüm bilir, tercih sana ait. Allah-u Teala peygamber göndermiş. O peygamberlerden mucize de yaratmış. Sonra o peygamberlerin varislerini yaratmış. Peygamber Efendimiz varisleri var. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberi gibidir. Ama hakiki alem ha, uyduruk kaydırık değil. Böyle etiket metiket falan uydurup da aynı şekilde sarık sakal cübbe giyip de ben alimin pozisyonunda gezenler değil. Bunlar son nefeste imanını kurtarır mı kurtaramaz mı? Ki bazılarını görüyoruz. Adam etiketli ilahiyatçı habire dine saldırıyordu. Cehenneme kütük oldular gittiler. O öyle efendim dünyadaki efendim ben ilahiyatçıyım. Ben ilahiyat tahsili gördüm. Köşeyi döndüm falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hayır, bir saplama yapabilir miyim? Hay. Cehenneme kütük olarak gittiler diyorsunuz. Kesin konuşuyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ha. Vahiy mi geldi sana diyeceksin değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'dan itibaren kelam sıfatıyla kitaplar göndermiştir. En son Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın sözüdür, kelamıdır, lafzıdır. Bildirdikleri masal değildir. Hikaye değildir. Ve kesin inkar edenlere cehennemi hazırladım buyuruyor. İnkar edenlere cehennemi hazırladım.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerle bunlara açıklıyor. Peygamber Efendimiz varisi olan ehl-i sünnet alimleri de kitaplarına açıklamışlar bunları. Ne Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bu varislerini söyledikleri, kitaplarına yazdıkları, ne Peygamber Efendimizin bildirdiği haşa yalan değildir. Ve bunlar açık diyorsunuz yani. Mutlak kesindir. Mutlak, saklısı gizlisi olan bir yok, şey değil. Mutlak kesindir. Açık, net. Açık, net. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam bildirdikleri var, kitaplarda var. Bu hadis-i şerifler nakledilmiş. Şu anda cehennemdedir. Ya en çok sevdiği, kendisine yardım eden amcası Ebu Talip. Ben üzülürdüm o amcası için. Çok yardım etti. 8 yaşından itibaren o amcasının yanında kaldı. Her bakımdan korudu, kolladı. Kendisi, Hazreti Ali'nin de o babası. Evet. Kendisi fakirdi. Fakir olmasına rağmen Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz annemden sonra annem buyuruyor bu hanım için. Peygamber Efendimiz yemeden, Peygamber Efendimiz su içmeden çocuklarını yedirmiyor, içirmiyordu. Ve Kureyş Peygamber Efendimiz'e tavır aldığı halde Ebu Talib iman etmemesine rağmen korudu, kolladı ve derdi ki ey kardeşimin oldu işte hayattayken ey Allah Teala Resulü diyemedi. Hemen beraber çok anlatırdı onu. Diyemedi. Dedi ki amca böyle demenle benim sana bir faydam olmaz. Ey Allah Teala Resulü diyeceğim, buna inanacaksın. Senin dediğini yerine getiririm ama Kureyş'in kadınları ne der? Yani yeğenine tabi oldu. Ayıplanma korkusu. İman edemedi. Ya hanımı, çocukları hepsi iman etti. Hatta onları teşvik etti. Evet. Ama kendisi iman etti. Cafer-i Tayyar Hazretleri'ni bizzat, diğer oğlu evet. Hazreti Ali'nin abisini bizzat kendisi teşvik etti. Sen de gir bu dine dedi. Hepsi iman etmişti. Hatta Fatıma binti Esed radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'e ben dedi vefat ettiğimde siz hayatta kalırsanız kabrime in, ben biraz aynı şekilde hani kal, ben alışayım oraya. Ondan sonra aynı şekilde benim üzerimi örtersiniz. Resulullah Efendimiz indi kabire. Daha yani cesedi şey yapmadan kabrin her tarafını mübarek eliyle sıvazladı. Resulullah Efendimiz'in değdiği yere de aynı şekilde ateş yakmaz. Değdi, mübarek beden oraya kondu bu hanımın radıyallahu anha. Ondan sonra bir müddet kaldı Peygamber Efendimiz. Onların görüşmesi için problem değil, rahatla görüştü. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah alıştım ben dedi, çıkabilirsiniz artık. Tabii cennetteki nimetleri gördü, alıştım sen gidebilirsin dedi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu derece bu amcası yardım ettiği, koruduğu, kolladığı halde iman edemedi. İmansız öldü Mekke'de. Ve Peygamber Efendimiz buyurdu ki cehennemde azabı en hafif olan amcam Ebu Talip'tir. Bu hadis-i şerif. Ayağında ateşten nalınlar var. Onu giydiriyorlar. Beyni fokur diyor buyuruyorlar. Ama Medine-i Münevvere'ye gelince Allah-u Teala ihsan etti. Nimet-i Kübra kitabında yazıyor. Saad-ı Tebedi'de var. İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri'nin kitabı. Orada Allah-u Teala diritti, ruhunu iade etti, iman etti buyuruyor. Peki önceki imansız gittiği hal. Amcasının cehennemdeki durumunu haber verdi. İmansız gittiği zaman. Peygamber Efendimiz. Yani hani demin güzel bir şey söylediniz. Bu işin saklısı gizlisi yok. Osman'ın da haddine değil. Sağ. Efendim cehenneme gidecek, cennete gidecek. Kendisi garanti değil ki. Tamam mı? Peki niye uğraşıyoruz? Son nefeste imanımızı kurtaralım diye uğraşıyoruz. Eğer son nefeste imanımızı kurtarırsak günahımız çok olsa bile öyle buyuruluyor. Eninde sonunda cennete gidilecek. O iman yani ne büyük nimet o, tamam mı? Cennetin anahtarı buyuruluyor o. O iman ama onu muhafaza edebilmek için ahkam-ı İslamiye'ye sarılmak lazım. Fıkıh bilgileri lazım. Hatta geçen gün bir şey araştırıyordum, bir konuya bakıyordum. Orada İslam alimlerinden bir zatın bir ifadesine rastladım. Buyuruyor ki tek başına iman insanı şey yapmaz, kurtarmaz. Muhakkak fıkıh bilgisi, ahkam-ı İslamiye'yi öğrenmesi ve buna yapışması lazım. Hani bazılar diyor ki Efendimiz imanın hakikati, imanın güzelliği. Hani şey yapıyor ya o şeyde o risaleler var ya işte imanın fazileti iman. Ahkam-ı İslamiye yok. Korumaz buyuruyor. Çünkü bunu İmam-ı Gazali Hazretleri bir misalle anlatmış. İman buyuruyor bir muma benzer. Yaktın mı mu? Meydanda
açıkta. Ahkam-ı İslamiye, İslamiyet'in hükümleri, namaz, oruç, abdest, gusül, alışveriş, haram, helal, bunlar bu mumun etrafındaki fenerdir, fanustur. Fanusu kaldırdın mıydı? Mum açıkta duruyor. Her an sönebilir. Ufak bir rüzgar söndürür onu. Ufak bir rüzgar söndürür onu. Onun için fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi yoksa her an adamın imanını çalarlar. Patır patır gider. Öyle şeyler de hep nenemin o sözü hatırıma gelir. Dedem Allah-u Teala rahmet eylesin. Salih bir kimseymiş. Nenem kerametlerini falan anlattı. Medreseliymiş zaten. Anlatırmış böyle kıyamet alametlerini rahmetli evde bazen. Nenem rahmeti çok saf insan. Ben onlara kanmam ki dermiş falan. Dedem rahmet de bana paçasız derdi dedi. Hay paçasız, en önce sen koşarsın, sen bakarsın, sen şey yaparsın falan. Derdi deden dedi. Dedim nefsi tanıyor. Nefsi anlamış yani, evliyalık halleri var. Dolayısıyla nefsi biliyor, tanıyor. Allah-u Teala da kadın kullarında nefsi erkeğe göre 10 şiddetten daha kuvvetli yaratmış. Meyilleri daha fazla. Ama bu onların aleyhinde olan bir şey değil. Hem menfidir, aleyhlerindedir, hem de çok müsbettir. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir talebesine anlatmışlar. Ben oradan duymuştum, kendilerinden direkt duymadım. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala evet kadını, nefsini kuvvetli yaratmış ama ağlayabilecek, bedenen de zayıf yaratmış. Bunun için boynunu bükebilecek bir özelliği var kadının. Boynunu büktüğü, ağladığı zaman bir erkeğin Allah-u Teala'ya giden yolu 20 senede kapatacağı, 20 senede varacak bir erkek. Varacağı yere 20 senede varacak. Kadın bir anda gidebilir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala gözü yaşlı ve boynu büküğü sever buyuruyor. Bir anda da geri gelebilir mi? İşte nefsi kuvvetli olduğu için geri geliyor. Ya hanımlar şimdi bir anda çıkar Mustafa Bey, şakası yok bu işin, duymuyor değil mi hanımlar? Yok. Vallahi çıksa, orada kalsa, geride gelmeseler hep mi satıp yutarız ha? Erkekler hep satıp, dokundu mu gidiyorsun? Geri gelmesi lazım. Tabii geri gelmesi lazım. Bize dönmeleri lazım biz. Ya bir zamanlar ta ben o zaman öğretmenlik yıllarındaydım. İşte tam ilmi hasaretin mektubatı almış bir arkadaş. Hanımı da aynı şekilde okumaya başlamış falan. Bütün işleri beyi giden dışarıdan çarebidi çıkmıyor kadıncağız. Öyle bir zevk almış ki habire mektubat okuyor. Orada bildirilen dualar okuyor falan filan. Böyle olağanüstü haller zuhur etmeye başlıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta bulmuş. Hüseyin Hilmi Efendi'yi gelmiş demiş, efendim demiş, bizim hanımda böyle böyle oluyor falan. Hemen demiş dışarı çıkar, çarşıya pazara götür onu. İncik boncuk baksın ya. Tabii. Yoksa o şekilde olursa çünkü kaldıramaz yani. Hem kaldıramaz hem de dokunan gider. Niye dokunan gider? Şimdi Mustafa Bey, biz anlatırken, naklederken mesela ben dikkatli bir şekilde okuyordum onları. Hani İbrahim'in Ethem Kutsi Sur Hazretleri tıraş olmaya geliyor. Diyor ki usturayla saçımı al. Tabii usturayla alınca bir tane serserinin birisi gelmiş. Berber dükkanına giriyor, bakıyor falan. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin kafasına böyle vuruyor. Kabağa bak, kabağa diye. Berber hetmet falan diye. Evet diyor falan filan. Külhan Bey ya. İşte dışarı çıkıyor adam. At varmış orada. Atın arkasından dolaşıyor. At iki ayağıyla bir tekme buna. Adam yerde. Ölmüş adam. Berber tanıyor İbrahim bin Ethem Hazretleri'ni. Demiş efendim biraz fazla olmadı mı? Mübarek demiş ki ben bir şey yapmadım. Kabağın sahibi yaptı. Ya şimdi o zatın kalbinde Allah-u Teala'nın muhabbeti var. Cenab-ı Hak kendisini seven veya sevdiği kullara karşı çok gayyurdur. Yani dokundurtmaz. Vefat etseler, bir yere bedenleri defnedilse orayı kazmaya kalsan kazamıyorsun. Ben Konya'da çok o talebelik yıllarımda dinlerdim. İşte falan yerde bir evliya kabri varmış. Oradan yol geçiyor. Kazmaya kalkmışlar. Kazmalar kırılmış. İnat ediyor. Kazma tersine geliyor. Kazana aynı şekilde saplanan alnını ölüyor. Kaç kişi öyle anlatırlardı. Olmuş hadiseler bunlar. Yani Cenab-ı Hak... Yani kadın da yükselince onu dokunmaya gelmez mi diyor. Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Aferin, bak ne güzel anladın. Bugün anlayışım iyi. Cuma ya. Zihnim açık. Dokundun mu gidersin o zaman. Dokundun mu gidersin. Anladım. Şimdi... ahmaklık deyince... Bütün kullar için geçerli bu. Kadın için de erkek için de geçerli. Dünya ziynetleri
aklını örtüyor kadının. Ahmaklık, gaflet ön plana çıkıyor. Erkekten yok mu? Var. Vaktiyle mesele anlatılıyor. Bir kadınca Salih Ali Hanım. Yani onun ufku açılmış. Kendini koruyor falan. Her şeye böyle besmeleyle iş yapıyor. Kocası da biraz işte lampur lumpur adammış bizim gibi. Kafası bozulmuş. Her şeye besmele çekiyor falan filan diye. Ama öyle bir inanıyor ki her şeye besmeleyle başlandığında muhakkak Cenab-ı Hak rast getirir ve korur diye. Ondan sonra dur demiş, ben sana demiş gösteririm. Tutmuş bir gün bir kese altın vermiş. Altın demiş, şunu demiş muhafaza et de gizli bir yere koy da lazım olunca kullanırız. Kadıncağız besmeleyle almış kocasının elinden. Gidiyor işte, eskiden vardı belki hatırla sandıklar vardı. Sandığı açmış, açarken besmeleyle. O bir kese altında sandığa besmeleyle koymuş. Kocası görmüş bunu. Ondan sonra hanımı başka bir yere gittiği zaman onu oradan almış. Evin bahçesi var, orada bir kuyu var. Kuyuya atmış. Kuyuya sallamış yani. Kuyuya sallamış. Bir kese altını. Ondan sonra 3-5 gün sonra hatun demiş lazım oldu demiş, onu getirsene. Arkasından bakıyor şimdi tepesine binecek. Besmele'nin bir işe yaramadı. Bak besmele çektin, ne oldu? Ne oldu? Diyecek. Kadıncağız besmeleyi sandığı açmış. Elini besmeleyle uzatıyor. Keseyi şey yapıyor. Şakır şakır sular. Islak ıslak. Kadıncağız hayret etmiş. Allah Allah. Ama erkek gafletten o anda uyanmış. O da ahmakmış tabii. O demiş tövbe etmiş halinden. Tövbe etmiş halinden. Dolayısıyla yani Allah adamlarına ve bir de mesela kitaplarda şey yazıyor. Allah-u Teala sevdiklerine gayyurdur. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde varislerine ve sevdiklerine gayyurdur. Kendine yapılanı affederler ama sevdiklerine yapılanı affetmezler. Peygamber Efendimiz'in varisi olan alimler de gayyurdur. Çocuklarından önce şeyi düşünürler. Talebeler. Talebelerini düşünürler. Hatta Enver abiler anlattılardı. Bir seferinde dediler. Hocamız Hüseyin İlmi Efendi. Aynı evdeler ya. Hastalandı dediler. Başında böyle bekliyoruz dediler. Bir ara gözlerini açtılar. Baktılar. İşte kitap evi o zaman. Demiş kitap evine bir şey oldu. Yok efendim diyor. Arkadaşlardan bir şey oldu. Yani çocukları sormadılar dediler. Yani talebelerini sordular hemen. Bunlar talebelerine aynı şekilde dokundurtturmazlar. Hatta nice şeyler duydum ben öyle. Nice şeyler duydum falan. Tepe taklak olmuşlardır. Yani Allah-u Teala korusun. Çünkü keskin bir kılıçtır o. Bununla ilgili bir şey daha soracağım da ikinci bölümü bırakayım hocam. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor. Bedenin beslenmesi gerektiği gibi ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen, ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse ahirette zevki sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır? Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek, gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi, ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekri Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür.
temizlik ve saflıkla sıhhat bulur, dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir. Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdası ise emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır, fakat maddi gıdayı alamayan kimse eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse, o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekte, dinin selameti, sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler, ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-ı Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önce hani anlattınız ya, büyüklerimiz talebelerine gayyurdurlar, talebelerine karşı. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri de bir yerde, bir mektupta buyuruyor ki, birisine hani tabi olursanız, talebe olursanız, onu üzmeyin, kırmayın. Mealen söylüyorum. Eğer üzerseniz, o belki de farkında değil, o hala size dua etmeye devam eder ama onun duasının size bir şeyi olmaz, faydası olmaz gibi. Burada Allah-u Teala'nın gayyur olduğunu mu aynı zamanda biliyoruz? Aynen öyle. Aynen yani öyle. Allah-u Teala ona bırakmıyor artık bu işi. Yok. Allah-u Teala mesela peygamberlerine kim ne yaptıysa mutlaka cezasını görüyor. Mutlaka ama. O kesin. Peki diyorsun, hepsi mi? Şimdi onu ehl-i sünnet alimleri ikiye ayırmışlar. Bir, hainliğine. Küfr-i inadi deniyor ona. Hainliğine yapıyor. Birisi de alıştığı şeyleri bırakmak istemiyor.
Ya diyor bunu diyor işte putları alıyorduk diye yapıyorduk ya diyor sonra diyor, hem tapıyorduk hem satıyorduk hem de... Ezberini bozmak istemiyor. Gelir vasıtası oluyordu diyor. Mesela Halid-i Velid Hazretleri'ne Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldu. Diyorlar ki sen akıllı birisin. Hatta Peygamberimiz buyuruyor. Onun kardeşi Müslüman da Eshab-ı Kiram da ona dedi ki Halid akıllı birisi hala ne düşünüyor diye. Hemen bu mektubu yazıp gönderiyor. Ya diyor Resulullah Efendimiz senin hakkında böyle ne duruyorsun daha falan. Neyse bunlar üç kişi geldiler. Bir tanesi de bu. Ona soruyorlar. Niye bekledin bu zamana kadar? E şimdi bir yetişme şekilleri var. Ya diyor biz diyor doğduk büyüdük diyor. Önümüzde babalarımız amcalarımız var diyor. Onlar beyaz derse biz de beyaz diyoruz. Onlar kara diyorsa biz de kara diyoruz. Onlar put dedi. Biz de put dedik. Yani bu bizim vazgeçilmez bir örfümüz, adetimiz, geleneğimiz falan falan diye. E öyle müdafaa ettik. Ama dedi... Babalarımız, amcalarımız ölünce dedi, Kureyş'in yükü bizim sırtımıza döndü. Ondan sonra düşünmeye başladım ben dedi. Ya Muhammedül Emin ne diyor aleyhissalatü vesselam? Biz ne yapıyoruz? Bir oraya baktım, bir buraya baktım. Bir onu düşündüm, bir bunu düşündüm. Dedim ki karşı taraf haklı. Bizimki saçma sapan bir şeymiş. O zaman görebildim dedi. Halbuki Uhud'da 70'ten fazla Müslümanın şehit olmasına bu sebep oldu. Ama iman etti. Mesela Hazreti Vahşi... Hazreti Hamza'yı şehit etti. Beddua etmedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Hazreti Vahşi radıyallahu teala an hürriyetine kavuşmak için o mızrağı attı. Yoksa Hazreti Hamza'ya İslamiyet'i düşmanlığından yapmadı buyuruluyor onu. Düşman değildi. Düşman değildi. Hani Enver abiler de diyor ya düşman olmayan kurtulur diye. Zaman zaman anlatırlar diye. Dolayısıyla bunları Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. Bunları muhafaza ediyor. Ama inadı sebebiyle Ebu Cehil gibi Allah Teala bunlara nasip etmiyor. Hidayet nasip etmiyor. Bir de kitaplarda hani birinci bölümde dediniz ya hani kesin söylüyorsun. Ben söylemiyorum. Ehl-i Sünnet alimi söylediklerini naklediyorum. Buyuruyor ki Allahu Teala'nın diniyle oynayanlara, Allahu Teala'nın sevdiklerine kin ve nefret besleyenlere Allahu Teala tövbe nasip etmiyor ya. Etmiyor. Ve cezalarını da ahirete bırakıyor. Cezalarını da ahirete bırakıyor. Peki bazılarının hatırına gelebilir. Yani Allah-u Teala tavır koyan, onun peygamberini reddeden, ondan sonra bunlara Cenab-ı Hak dünyada çeşitli belalar verse. Mesela Muhammed Aleyhisselam'dan önce veriyordu. Yere batırıyordu, rüzgarla helak ediyordu, suyla helak ediyordu değil mi? Çeşitli felaketler geliyordu. Ama Peygamber Efendimiz'in hatırı hürmetine önceki ümmetlere gelenler bu ümmete gelmiyor. Bu ümmete gelmiyor. Hatta ümmeti merhume deniyor. Ne demek o merhume? Rahmetle muamele olunmuş bir ümmet. Korunmuş. Korunmuş bir ümmet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak helak eder. O zaman da ayan beyan her şey görülür Mustafa Bey. Aa der inanmayanın başına bir sürü şeyler geliyor. İnananlar fıstık gibi yaşıyor. Yaşıyor. O zaman gördüğüne inanır ve iman ettim der. Ama Allah-u Teala ezelde gayba iman emretmiştir. Hatta burada... Bir yerde cami, bir yerde kilise, orada deprem oluyor. Kilise yıkılmıyor, cami yıkılıyor. Tamam? Burası imtihan yeri. Çok kimse, mesela imanı kuvvetli olan bir kimse vardır bundan bir hikmeti diyor, hiç karışmıyor. Takılmıyor bile yani. Takılmıyor bile. Ama böyle gel gitli ise, aa kilise ayakta kaldı, cami yıkıldı ya, demek ki cami haklı değil galiba falan der, küt diye gider yani, farkında bile olmadan. Çünkü herkes kendi tercihine göre muamele görecek. Bunun için Ehl-i Sünnet alimleri üstünü basa basa, çünkü Hanefi mezhebinde şeyhaine sövenin, yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e sövenin tövbesi kabul olmaz diye açıkça yazılı kitaplarda. Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu genişletmiş, Eshab-ı Kiram'ın tamamı için söylüyor. Veya sadece Eshab-ı Kiram da değil. Tabi'in, tebe-i tabi'in, ehl-i sünnet alimlerinden, evliya-i kiramdan birisine düşman olan imanı gider buyuruyor. Şakası yok bu işin. Mesela ben İmam Bilgivi Hazretleri'nin, Muhammed bin Kutlettin Nezik Hazretleri'nin kitaplarında ehl-i sünnet alimlerine dil uzatanlar hakkında afat kelimesini kullanmışlar. İhtiyatlı davranmışlar. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri ihtiyatlı söylemiyor onu. Neyse onu söylüyor. Bu kafir olur diyor tamam mı? Kafir olur. İman gider buyuruyor. İman açık gider. Açık söylüyor. Ha, onun için de çok dikkat etmek lazım. Hele Allah-u Teala sevgili kullarından birisine tabi ise ne de, nasıl olur? Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabını aldı okudu. Oradaki bilgileri sonra fıkıh bilgilerini diğer kitaplardan okudu. O zaten muhabbeti arttı. Mustafa Bey, onun kalbinde o muhabbet onu yavaş yavaş yukarıya doğru çeker. Peygamber Efendimiz'in sevgisi teşekkül eder. Ondan sonra da Allah'tan en sevgisi o kalbe yerleşir.
Sen buna dokunursan İmam-ı Rabbani Hazretleri başta gayret eder. Onun üstadları gayret eder. Resulullah Efendimiz gayret eder. Allah-u Teala gadab eder. Onun için dikkat etmek lazım. Ve bir şey yaparken, bir şey söylerken lafın nereye gideceğini. Hani şimdi biraz bazıları için afaki olabilir. Ama şu misalle daha iyi anlaşılır. Şu misalle daha iyi anlaşılır. Şimdi kendi memleketini düşün. Çok böyle babanın emsallerinden hoş bir adamcağız. Hürmet ediyorsun, amca diyorsun falan. Onun çocuklarından, torunlarından birisi yaramazlık etti. Ulan dedin senin falan pataküte pataküte. Dövebilir misin? Babasının, dedesinin hatırına. Ya şimdi duyarsa o amca çok temiz üzülür ya. Hadi dersin affettim seni, tamam mı? Hadi dersin affettim seni, değil mi? Dolayısıyla Allah-u Teala Emre Amir'de anlatırdı. Allah-u Teala bir kulunu sevmişsin. Ya Allah-u Teala'nın hatırı yok mu? Nasıl bodoslamasan aynı şekilde yüklenirsin sen? Nasıl onun gıybetini yaparsın? Nasıl iftira edersin? Sevdiğinin çocuklarına da yapamaz o zaman. Yapmaması tabii, lazım. Yapmaması lazım tabii ki. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam evlatlar var. Bunlar Seyyid Şerif diye Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın evlatları var. Şimdi bu çocukların gelen torunların içerisinde sıfatlar bozuk olanlar var. Ama zatı mübarek olduğu için biz zatına hürmet ederiz. Zatlarına yine hürmet ederiz. Ha, sıfatlar tamam, dua ederiz. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ister evladı Resul olsun, ister evliya-i kiramdan hangi şekilde onların nesebinden gelsin, nesebinden olsun. Bunlara yapılacak en iyi hizmet, iyilik dini öğretmek bunlara. Çünkü maya temiz olduğu için eğer bir kavrarsa seni beni birden geçerler hemen var. Ve hizmetleri de aynı şekilde büyük olur. Onun için şeye dikkatli olmak lazım. Tamam. Emre abi de bir söz söylerdi. Seyitzade, Şehzade ve Pirzade. Bunlara dikkat edin derdi. Dokunmayın yani. Dokunmayın. Şimdi Seyitzade evladı Resul. Dokunursan dedeler devreye girer. Şehzade baba sultan ya. Dokundu mu boynuna kılıç gelir. Pirzade İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çocuklarına dokunduğun zaman değil mi? Evet. Tehlikeli olur. Tehlikeli olur. Onun için dikkat etmek lazım. Efendim, kusura bakma senin dinleyicimiz sorusu kaldı da. Efendim dedi ki online alışveriş caiz mi? Caiz. Fasit diyenler var. Efendim İslam ahkamının tatbik edilmediği yeri. Yeryüzünde şu anda İslam ahkamının tatbik edildiği hiçbir yer yok. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra. Yok. Dolayısıyla saatte belirli o açıkça yazılı. Böyle yerlerde fasit akitlerde sahiptir diye. Efendim cuma günü dedi. Yani önüne gidiyorum ama dedi. Yine de hoparlörden gelen sesi duyuyorum ben. Böyle durumlarda cuma günü biz de gidiyoruz. Mesela öyle durumlarda cenaze namazı oluyor veya benzeri durumlar oluyor falan. En öne yaklaşıyoruz. Yine hoparlörden gelen ses var. Cuma'nın bereketi için gideceğiz. Biz zaten aynı şekilde zuhur ahiri kılıyoruz. Problem olmaz. Gitsin ve yani cemaatle beraber o da yatsın kalsın. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.